kişiler. Gelin bu konuda Kur'an'ı konuşturalım. İçinde içki içiliyor diye bira satılıyor, bira içiliyor, içki içiliyor diye ağzına kadar insanlarla dolu olan bir içkili lokantaya dışarıdan giderken bir el bombası veya bir molotof kokteyli İslam'a, Kur'an'a göre söylüyorum, atıp da orada 10 kişiyi, 5 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralamak eyleminin üzerinde Kur'an'ı konuşturduğumuz zaman Kur'an böyle bir harekete Müslüman sıfatıyla müsaade ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi etmiyor. Peki siz neden fetvayı aldınız şeref şerifler? İçki içen adamın cezası ölüm değil ki. Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'da ve sünnette içki içenin cezası ölümdür diye bir madde getirsinler, tamamen davadan vazgeçeceğim. Yok, böyle bir fetva yok. Nereden bu fetvayı aldınız da İslam örgütü diye gittiniz, meyhaneyi bombaladınız? Şerefsiz olun şerefsizler. İslam'a siz saldırtıyorsunuz, Kur'an'ın dışında iş yapıyorsunuz. Ne hakkınız var Müslümanları itham altına almaya? Ne hakkınız var bunu yapmaya, Müslümanları katil gibi göstermeye? Ne hakkınız var İslam'a saldırtmaya? Bir köpeğin saldırması ne kadar kötüyse, onların saldırması sebep olan adam da, siz söyleyin, aynı kadar kötüdür. Niye sebep oluyorsunuz? Yok böyle bir şey. Ama işte bunu ben endişe ediyorum. Bunların Müslüman olması mümkün değil.